Şimdiden babama yardım etmesini diliyorum. Ne olur yalvarıyorum onlara. Bir tren kazasıyla bacağını kaybeden Necati Aslan'a bir darbede SSK'dan. Çalışamadığı için maaşını ödemeyen SSK mağrulen emekli de etmiyor. Hasta çocuğuna bakabilmek için kapıcılık yapan bir annenin isyanı. İşte trilyonluk rezalet. Önce yaptılar, sonra çürümeye terk ettiler. Ahmet Vardar soruyor. 6 yıldır açılamayan İptala Gümrük binası şimdi ne olacak?